Christina F'in kendi yaşadıklarından derleme, bir dönem Türkiye'de de çok okunmuş, bizdeki adıyla Eroin kitabından uyarlanan bu film, uyuşturucu üzerine yapılmış önemli filmlerden biridir. Christina adındaki bir kızın 13 yaşındayken içine girdiği uyuşturucu dünyası, kimliği, arkadaş ilişkileri, aile ihmalleri, ilk aşkı ve eroin üzerine bizi 70'ler Berlin'ine götüren bir film olarak tanımlayabilirim. Bu film ibretlik bir hikayeden çok sert, şeçi ve David Bowie'nin müzikleri eşliğinde izlemesi son derecede heyecanlı bir filmdir bence. Özellikle filmi taşıyan hayvanat bahçesi dedikleri, yani gençlerin bir neslin giyim kuşamları ve dediğim gibi David Bowie'nin film için yaptığı müzikleriyle uyuşturucunun kötülükleri didaktizminden çıkıp daha gerçekçi, bir bakıma o dönemde genç olmak üzerine bir hikaye izliyoruz. Bir dipnot, filmde önemli bir yer kaplayan Sound Disco gece kulübünde geçen birçok sahnede oyuncular değil, gerçek uyuşturucu bağımlısı gençleri arka planda görmek mümkün. Zaten filmi de bu denli güçlü ve gerçekçi yapan unsurlardan biri de bu. Christina ile yapılan röportajların derlemesi sonucu ortaya çıkan kitap ve sonrasında bu film, Christina'nın önce arkadaş çevresiyle başlayan hap eser kullanımı, ardından ilk aşkı olan eroinman sevgilisinin neler hissettiğini tatmak için başladığı eroin macerasını konu alıyor. Her gün bir tanıdıklarını altın vuruşa kurban veren hayvanat bahçesi sakinleri, uyuşturucu parası için kendini satan çocuklar ve tüm bunlardan bir haber ihmalkar ebeveynler üzerine gerçekten sürükleyici ve sarsıcı bir hikaye var karşımızda. İşli çıkışlı bir kariyere sahip olan yönetmen Uli Edel, görüntü yönetmeninin ve çekim yaptıkları Berlin yeraltı diyebileceğim mekanları sayesinde şahane atmosferiyle zamansız bir iş çıkardıklarını söyleyebilirim. Film bugün bile sırf bu saydığım sebeplerden dolayı tazeliğini ve ilginçliğini koruyor. Christina'yı oynayan genç oyuncu Natcha Bronckhorst doğru bir seçim diyebilirim. 10'lu yaşlarda bir çocuk görüntüsü sayesinde gerçekten film çok sarsıcı gözüküyor. Özellikle makyaj yapıp gece barlara gittiği sahneler oldukça etkileyiciydi. Oyuncuların çoğu genç ve deneyimsizlerden oluşmakta. Böylece yer yer çok doğal, yer yerde biraz vasat performanslar vardı diyebilirim. Ama zaten film gücünü dediğim gibi atmosferi ve Christina'nın içinde bulunduğu dünyadan alıyor. Bu arada filmde birbirinden güzel Bowie müziklerini biliyorsunuz ki David Bowie kendisi film için besteledi. Filmin akılda kalıcı detaylarına gelirsem, filmde David Bowie'nin konserinde geçen bir bölüm var. Çünkü gerçekte Christina ilk uyuşturucu deneyimini hayranı olduğu Bowie konseri sonrası denemiş. Ayrıca filmde arka planda gördüğümüz çoğu genç dediğim gibi gerçekten bağımlılar ve fahişeler. Bir dipnotta tüm gerçek karakterler kitapta ve filmde adı değiştirilmeden geçmekte. Hatta kimi ölmeyen bazı gençler filmde küçük rollerde görmemiz mümkün. Hala da birçoğu uyuşturucu bağımlısıymış. Son olarak eklemem gerekiyor ki bu hikayenin kahramanı Christina hala hayatta, bir oğlu var. Uyuşturucu ile başı hala dertte olduğu söylenmekte ve yaşadıklarından pek pişman da değilmiş. 70'li yıllardan bu yana eroinin simgesi olan Christina F'in hikayesini izlemek isteyenlere bu film tavsiye ediyorum. Ayrıca kitabını da bulabilirseniz oldukça sürükleyici olduğunu ekleyeyim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir kült yapımda görüşmek üzere.